Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Sonunda Beşiktaş'ın oynadığı bir maçtan sonra program yapma şerefine nail olduk. İçimiz kurumuştu. 5-6 program hep varsayım. Sonra aslında Beşiktaş'ın çok iyi bir 60-70 dakika ortaya koydu. Aslında iki parçalı bir maç var ve ondan sonra 10 kişi kalınca da paniklediği ve çok zor bir 20 dakika geçirdiği bir maç vardı. Önce istiyorsan Denizli maçından başlayalım. Tamamdır. Yani net şekilde bir kalite farkı görüldü. Evet. Yani Denizli Spor'un üretkenliği zaten soru işaretiydi ama Beşiktaş da bunun üzerine hani Denizli Spor'un sorunları yetmiyor gibi onların üstüne hani böyle yarası varken bastırıyor gibi böyle. Şöyle bir şey hissettik orada. Beşiktaş tamamen ya çok üstün geldi Denizli Spor'a net şekilde. Pozisyonlar üretti. Pozisyonlar buldu. Bunda da benim en çok dikkatimi çeken noktalardan biri Atiba'nın ya gerçekten oyun bilgisi çok yüksek, topsuz koşusu olan bir 8 numara gibi oynaması. Bazen işte şeye kalıyoruz yani Atiba'nın görevi burada, görevini iyi yapıyor. İşte şurada Dorukhan mı olur, Oğuzhan mı olur, o mu olur, bu mu olur, Mensah mı olur, Laiç mi olur diyorsun ama Atiba somut bir şekilde yapıyor bunu yani. Ve adam gerçekten Türkiye Ligi'nde yani hatırı sayılır bir 8 numara aynı zamanda. Evet. Yani bunu dışarıda bırakamazsın. Kaldı ki geçen yılki gol ve asist istatistiklerine de bakarsanız hani bu sadece istatistik değil, maç aldığı, maç çevirdiği goller var kritik anlarda. Hücum sorumluluğu verildiği zaman hücum sorumluluğu yerine getirebilen bir oyuncu. Sen şimdi görüyorum onu 6 numara yazmışsın. Onun daha sonra geliriz ama Denizli maçı için Denizli maçındaki Atiba için nasıl dersin? Ben çünkü haftanın 11'ine de aldım kendi haftanın karmasına. Çünkü aslında ofansif orta sahadan da ziyade hatta ikinci forvet gibi oynadı. Yani topsuz oyunda Beşiktaş 4-4-2 gibi dizildi. Üçlünün en önündeydi. Tabii. Diyorum yani ikinci forvet bile diyebilirsin. Ki Beşiktaş dediğim gibi 4-4-2 gibi diziliyor top rakibe geçince. Orada hemen Aboubakar'ın arkasında Atiba konuşlandı böyle. Bu arada hani Sergen Hoca maçtan sonra işte 3 tane defansif orta sahayla çıktığınız eleştirilerine şöyle cevap verdi. Arkadaşlar onların hepsi orta saha artık o defansif ofansifi geçti dedi. Yani kısmen katılıyorum ama tam olarak böyle değil. Tabii. Sonuçta hani Josef'le Mensah aynı adam değil. Josef'le Giuliano aynı oyuncu. Ya yani ikisi o orta saha gözüküyor ama ikisi aynı adam değil. Hakeza Fernandinho ile De Bruyne aynı adam değil. Ama hakikaten bu tabir sadece Atiba için kullanılabilir. Çünkü Atiba 6 da oluyor, 8 de oluyor. Bu maçta 10 gibi oynadı, 10 da oldu. Ya tabii ki şey değil. 10 üzerinden 8 oynar şeyde 6 numarada. Şeyde de idare etti aslında Denizli maçında. Hani çünkü dediğin gibi topsuz oyun zekası acayip derecede iyi Atiba'nın. Ve o boşlukları hep koşulara doğru yaptı. Bir tanesinde gol de buldu. Yani sırf bu bile aslında rakibin dengesini bozmaya yetiyor. Aslında Gençler Birliği maçında da buna yakın oynatmıştı hocam ama orada rakip biraz daha dişli olduğu için çok çözmekte sorun yaşadı Beşiktaş. Ama Denizli Spor biraz daha hani düşük kaliteye sahip olduğu için özellikle savunma bağlantısı konusunda kopuk oynadı biraz çünkü. Orada Atiba sadece o topsuz koşu başarısıyla bile fark yaratmayı başardı. Ama bu uzun vade planı olmaz bence. Bir de aslında Atiba'nın orada oynanmasını şöyle toler etti Sergen Hoca. Larin'i kenar forvette kullandı. Yani bu tarz olarak doğru bir seçim. Belki ben olsam güveni koyardım. Larin Aboubakar bakımından hani Aboubakar'ın önünde kalıp Larin'in kanat olması sence ne bakımda? Niye öyle bir tercih yaptı? Bence Aboubakar nedeniyle. Çünkü dediğimiz gibi bu adam Amokachi gibi gidip Roberto Firmino gibi geldiği için Aboubakar. Hatta şey bir tweet atmıştım. Oğlumla evimizin bahçesinde top oynardık. Oğlum ben olurdu. Ben de Vincent Aboubakar. Roberto Firmino diye bir tweet atmıştım. Hakikaten işin esprisi de adam... Dediğin gibi bir önceki Beşiktaş döneminde bile bu kadar oyuna katkı veren bir tarzı yoktu. Daha çok topla fark yaratan, driblingle fark yaratan, %70 kendi becerisiyle top attığı oyuncusu. Gollerle. Tabii, ama şu an tamamen takım oyuncusu. Bence bu sebepten Aboubakar'ı merkezden kaldırmıyor. Aynı zamanda 10 numara gibi de oynuyor çünkü orada olduğu zaman. Atiba attığı pasta da olduğu gibi. Ama Larin'in orada değerlendirilmesi şu bakımdan doğru. Yani 3 tane net merkez oyuncusu tonunda oyuncu kullandığın için merkezde kenar forvetlerden birinin santrofor kıvamında olması lazım. Yoksa yine çözmek, Denizli Spor'u bile çözmek zor olabilirdi. Ama Larin'e göre güven bence o rol için daha uygun. Yani güvenin yapıp Larin'in yapıp güvenin yapamadığı bir şey yok bence.
Dribling olarak daha iyi. Topsuz koçu daha iyi. Gol vuruşu daha iyi bence. Gol vuruşu daha iyi. Güven. Tamam. Böyle bir şey. Güven, gol vuruşu. Güven vuruşu gol. Ya bir tek o kaldı. Düşünüyorum ne olabilir? Hava topu olabilir belki. Gol vuruşuna emin değilim ama onun dışında yani genel profil olarak daha önde bir oyuncu olduğunu, daha potansiyelli bir oyuncu olduğu kesin. Ama burada abi işte bak mesela ön tarafı çizmişsin sadece. Hı hı. Sana birkaç tercih söyleyeceğim. Bu klasik zaten ki ona da ben kendim de gelmek istiyorum zaten. Nsakala Rıdvan, Nsakala Montero, Wellington. Wellington tamam mı? Hı hı. Orta sahada şu an zorunluluklardan tercihler var. Ama mesela Hasic, Gökhan Töre. Yani Larin, Güven, Larin. Bak hepsinde, bak tamamında bir tane bile şey yok. Hepsinde aslında denk ve yakın oyuncular. Evet. Hatta bazılarında gençler daha önde. Hı hı. Performans olarak ama hoca şu anda tamamen güvenlikçi bir politika izliyor yani. Tamamen sıfır tecrübesizliğe, sıfır tolerans. Ben hani bu oyuncu 2-3 maç üstü oynarsa başka bir seviyeye gelir, daha iyi bir oyuncu kazanırımdan ziyade ya ben şu an kaybettim. Biz şu an hani %0.1 riski bile alacağım ama ben gerekirse bir seviye alt oyuncuyla oynarım. Çünkü ya açık söyleyeyim yani Wellington'la Montero kıyaslanıp da Montero'nun geride kalacağı bir şey söyleyemem ben. Yani bu parantez açtı bizim Montero'yu, adam yedek kaldı. Yani kimi ölsek 3 gün yaşamıyorum. Yani bence şu an şunu da söyleyeyim yani sadece orada değil, Vida'yı da katıyorum ben. Yine en iyi stoper bence. Sol tarafta bak çok net yani. Kaldı ki maç özüne hatta geleyim. Çok şey yapmaya da gerek yok. Nsakala Rıdvan. Ya Nsakala'nın yaptıklarını Rıdvan yapsa bu çocuk bir daha 2 sene futbol yüzü göremez yani. Bak aynısını diyorum ya, aynı performansı sergilese. Çocuğun o malum Kayseri Spor maçında yaptığı hata pozitif oynamaya çalışırken ya hani daha hızlı hücuma çıkalım derken yaptığı bir hataydı. Şey değildi ki. Yani şımarıklıktan ondan bundan değil. Yani verebilirdi de sol tarafa. Çabuk dönelim ki hızlı topu oynayayım diye. Aslında kendine biraz güveninden kaynaklı. Ben zaten artık Rıdvan'ı mesela bugün maça koysa ben hocanın Rıdvan'ın bir daha öyle top oynayacağını düşünmüyorum. Adam hani sütten ağzı hani yandı demeyeceğim. Hastanelik oldu yani. Süt içti, hastanelik oldu bu çocuk. Bir daha da güvenli bir oyun dışında bir şey çok kolay değil. Gerçekten çok sağlam bir mental yapısı yoksa. Mesela abi Nsakala oynuyor abi. Ben bunu anlayamıyorum yani. Bu işin bu tarafında. Diğer tarafta işte birçok tercih edelim abi. Hasic oynamıyor bu takımda. Yani Güven oynamıyor. Yani kim oynayacak abi? Yani sonuçta ben şey demiyorum yani illa kreş gibi bir takım olsun. Böyle hani kolej havası muhabbetleriyle geçsin de demiyorum. Hı hı. Ama rekabetçi takım çerçevesine baktığımda da yani bu 5 tercihin 5'inde Wellington, Nsakala, Gökhan, Larin'den olması bana garip geliyor. Mümkün bir, gelmiyor yani. Bir tek Hasic Wellington'da. Hakikaten sert rakipleri Gezal ve Gökhan Töre. Ama onun dışındakiler sırf genç oyuncuyu oynasın diye oynasın anlamı da yok. Hakikaten daha iyi zaten diğerlerinden. Güven Larin'den daha iyi, Rıdvan Nsakala'dan daha iyi, Montero da Wellington'dan daha iyi. Kaldı ki Rıdvan bu arada hep şey diyoruz. Hücumda bu adam hani çok farklı şeyler yapıyor Nsakala'ya göre. Hücumda seni zaten zenginleştirir diyoruz da bence savunmada da daha iyi. Abi Nsakala yani o penaltıyı verse kimse itiraz etmezdi. Ya şöyle söyleyeyim o pozisyona. Gerçekten oyuncu kendini bırakıyor. Ama oyuncu kendini bırakmasa Nsakala'yı kurtarıyor çünkü penaltı yani. Gidip adamın ayağını lap diye basıyorsun. Hakemin bakış açısını ben anlıyorum. Hani verdiği karara bir itirazım yok ama hakem gidip onu izleyip penaltıyı verse ya eminim mesela 10 kişiden 6'sı şu an tamam diyor karara, o zaman 8'i derdi. Öyle söyleyeyim. Evet. Olurdu yani. Kaldı ki sadece hamle zamanlamaları ne diyeceksin değil. Ki buna ne diyebilirsin? İtiraz edemezsin o pozisyona yani. Abi git, o pozisyon var. Penaltı olmadı, bir de adamı kaçırdı. İkinci gol oldu bölgesinden. Yani savunma tarafı yokken hücumda yani Nsakala'nın iyi oynayabilmesi için savunmasının çok iyi olması gerekiyor. Evet. Full back olacak yani. Ama yani savunması kötüyken de oynuyor. Ben bu beni biraz geriyor ya. Ben yani Rıdvan konusu biraz benim hassas. Adam kaçırma var. Şimdi sanki bu arada gangster tarif ediyormuş gibi söyledik. Adam kaçırma var bunda. Adam kaçırma. Gasp var. Faul var. Tekme var. Ya bir de hepsini geçtim.
Ters kademe de yok en sakalda. Hatta somut örnekle gelelim. Gökdeniz'in attığı gol Antalya maçında yetişemedi kademeye. Rıdvan o pozisyonun aynısından ikisinde de yetişti. Hatta bir tanesini neredeyse sağ bek kademesi almıştı. Gençler Birliği maçında oynattığı zaman hocanın. Ya ama iyi performansından sonra yine yedek kaldı. Montero çok iyi oynadı, yine yedek kaldı. Güven bence iyiydi. Larin'den bu sezon her türlü daha fazla etkin. Yine yedek. Ya bir tek dediğim gibi Hasic hakikaten Gezal orada geliriz bu arada. Gezal'e. O da iyi bir maç çıkarttı çünkü. O bölgede Gezal'de gelince biraz forma rekabeti zorlaştı. Ama diğerleri önde zaten. Gezal'a mı geçeyim? Aynen. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.